Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi evren yayıncılık, geri dönüşüm, bize ve çevremize kattıkları etkinlik cevapları sayfa 177, 178 ve 179 işleyeceğiz. Geri dönüşüm, bize ve çevremize katkıları, etkinlik soruları ve cevapları. 177 sayfa cevapları. Evinizde olan çöpleri nereye nasıl atıyorsunuz? Evimizde plastik atıklar için ayrı bir çöp kutusu, piller için ayrı, cam ve kağıt atıklar için ayrı ayrı çöp kutuları yaptık. Bu çöp kutuları oldukça mahallemize yapılan geri dönüşüm kutularının bölümlerine göre ayırarak atarız. Normal sebze ve yemek çöplerini eski model çöp kovalarına atarım. 178 sayfa cevapları Geri dönüşüm çevreye yaptığı olumlu etkiler nelerdir? Sıfır atık çevresinin Çerçevesinde yapılan atık konteynerleri cam, plastik, kağıt ve organik olarak ayrı ayrı toplanmaktadır. Plastiklerin yeni plastik ürünler, cam şişelerine yeniden şişeler yapılmaktadır. Kağıtların yeniden kağıt olarak kullanılmasıyla yeni ağaçların yapılması önlenmektedir. Organik atıklar sayesinde bitkiler için organik gübre üretimi yapılmaktadır. 179 sayfa cevapları. Konuyu pekiştirelim. Geri dönüşme bireysel olarak nasıl katkıda bulunabileceğinizi aşağı yazınız. Yazınızla ilgili resim yapınız. Geri dönüşüm için çöplerimi geri dönüşüm işareti olan çöp kutularına ayrıştırarak atarım. Alışveriş yaptığım zaman doğada yok, olabilecek, yok olabilen, geri dönüşme gidebilen ambalajlı ürünleri almaya dikkat ediyorum. Alışverişim bittikten sonra aldığım ürünler için naylon torba tercih etmiyorum karbon ve kağıt özelliği ol. Doğada hızlı eriyebilen ya da bez torbalar tercih ediyorum. Bu resmi de çizebilirsiniz arkadaşlar. Evet yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınavımızda kalmış konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.